Ben bunu bırakmam dedi. Ben bunun peşini bırakmam. Bu çok hoş bir şey. Yani bizim işimizin ez cümle özeti değişebilmek. Biz değişebildiğimiz, hızlıca değişebildiğimiz için bize para ödüyorlar. Tiyatro sanatı her zaman kan kaybetti diye konuşulur. Televizyondan sonra kan kaybetti, sinemayla kan kaybetti. Ama tiyatro ne kadar kan kaybederse kaybetsin, kendi küllerinden doğmaya her zaman muktedir oldu. Abi sahnede yaşadığın, hiç unutamadığın, bu zor duruma düşmek de olabilir, herhangi bir aksilik. Her akşam. Polis Hayali programımıza hoş geldiniz. Karşımda abim, çok sevgili abim, ustam Güven Kıraç var. Onunla birlikteyiz. Hoş geldin Güven abi. Hoş bulduk kardeşim benim. Canım kardeşim. Nasıl giriş abi? Yani bu program olmasa, bu program olmasa görüşemeyeceğiz. Senin burada olman beni çok mutlu ediyor. Beni de. Çünkü ilham kaynağım olan, birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğum, bendeki yeri çok özel olan ender insanlardan birisin. Çok teşekkür ederim. Kırmadın geldin. Misin? Çok teşekkür ederiz abi. Bir delikanlı en az 20 yılda yetişiyor biliyorsun. Kırmamak lazım. Ya keyifle geldim her zaman. Eyvallah. Arkadaşlar, tiyatro konuşacağız. Tamam, ne güzel. Şeytanın aklına gelmez sorular. Öyle mi? Yapar bunlar. Bunlardan her şey beklenir. Neden başladınız tiyatroyu falan? Neden tiyatro? Yani. Neden tiyatro çok güzel ya. Uzun bir süre bu bizim gündemimizi meşgul etti biliyorsun. Kimsenin hipoteğinde değil bir kere. Yani hiçbir şey hiç kimsenin hipoteğinde değil. Dileyen herkes bence oyunculuk konuşuyorsak ya da tiyatro konuşuyorsak bu mesleğin mensubu olabilir. Yeter ki bu mesleğe, her meslek kendi için bunu ister. Bu mesleğe gereken özeni göstersin. Evet. Gereken saygıyı, sevgiyi göstersin. Biraz yeteneği olsun. Çalışmayla mutlaka meslek ona geri verir. Aynen öyle. Diye düşünüyorum ben. Bizim Oğuz Aral hocamız, Oğuz Aral'ı herkes bilir karikatürist olarak ama aslında çok iyi de bir tiyatro öğretmeniydi. Tiyatro insanıydı. Hiç kimse bilmez pek. Bak daldan dala geçiyoruz, böyle konuşuyoruz ama böyle bence daha tatlı oluyor. Pandemim Tiyatrosu'nun kurucularından da Türkiye'deki mesela. İlk Pandemim Tiyatrosu'nu Oğuz Aral kurmuştu yani. Ondan çok şey öğrendik mesela biz. O hep derdi ki ben yetenekli oyuncuyu sevmem. Daha az yetenekli ama çalışkan oyuncuyu daha tercih ederim. Yetenekli oyuncular sermeye çok müsaittirler. Zaten yetenekli olduklarını konfirm etmişlerdir. Zaten her yaptıklarında kabul görürler. Dolayısıyla da yatmaya daha meyillidirler onlar. Ya da zaman zaman cepten yemeye de meyillidirler. Yani ıstıp ıstıp aynı şeyleri 3 aşağı 5 yukarı o yetenekleriyle böyle kavurlayıp hani çok güzel insanların gözünü süsleyerek öyle şey hayatlarını sürdürebilirler. Ama aslında benim yeğlediğim oyuncu tipi Oğuz abinin anlattığı yani belki daha az yetenekli ama çok çalışkan, yeni bir şeyler üretme peşine düşen, yeni bir karakter yaratmaya kendini daha çok akortlayan. Çünkü biz oyuncuların meseleleri tiyatroda da sinemada da her yerde yeni bir şey yaratmaktan ziyade eski yaptıklarımızı unutmak. Bizim karşı karşıya olduğumuz en zor şey bu. En büyük belamız bu. Çünkü onlar hep cebimizde. Kolaydı. Bir yerlerde de. Kolay kolay onları çıkartmayı yeğliyoruz. Evet. Burada tabii yönetmenlik meselesi de çok önem arz ediyor. İyi bir yönetmen de böyle senin iki omuz başından tutup sarsıp Fatih'cim, Güven'cim ben yemiyorum bunları. Canım hadi gel yeni şeyler arayalım. Bak mesela. Bu karaktere diye onun da çok yetkin bir gözünün, rafine bir gözünün olup seni de oralara çekecek kalifikasyonda olması lazım. Tiyatroya olan ilgin nasıl başladı ve bu tutku zamanla nasıl evrildi? Tiyatroya olan ilgim lise çağlarında gerçekten tam anlamıyla başladı. Lisede... Peki daha öncesi çocukluk hayalin var mıydı? Şöyle çocukken ben 70'lerde gazino dönemine çocukluk geçirmiş bir insanım. Benim dayım da Tom Meister'di. Luna Park gazinosunda. Ben yani Luna Park gazinosunda dayımın yanına hep giderdim. Bütün sanatçılar başımı okşayıp sahneye çıkarlardı. Ve orada o zaman gazino programlarında komedyenler de olurdu. Aha. Onlar da ikili komedyenler balaraları çıkardı falan filan. Ben de onları böyle papağan gibi ezberleyip eve gelip işte annemlere, aile fertlerine onların taklitlerini yapardım. Yani o kadar öyle bir meftuniyetim vardı. Çok meftundum, çok meraklıydım. Sonra lise yıllarında. Sonra liseye kadar böyle bir tiyatroyla bir alakam olmadı. Yani ilkokul, ortaokul. Orada lisede Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Meslek Lisesi'ne girdim. Orada okudum. Orada okurken Melda diye bir sınıf arkadaşım, hiç unutmam bunu da birkaç yerde söyledim. Melda dedi ki ya dedi gel okulun dedi tiyatro kolu var dedi kulübü. Oraya gidelim dedi. O da herhalde benim biraz sınıf içindeki belagatimden, esprilerimden belki böyle hoşlandıysa yani gel bunun ağzı laf yapıyor sen de gel diye düşündüm benle ilgili. Gittim seçmelere katıldım. Cevat Fehmi Başkut'un Göç adlı eseri. İlk sahneye çıktığım
oyun amatör tiyatroda, okulda, lisede. Ahmet Kapıcı'nın yeğeni. Oradan sonra işte oyunu çalıştık bütün yıl boyunca. El ele verdik, selam verdik, alkış, kıyamet koptu. Ben de hayat dur dedim ki lan bu çok güzel bir şey ya. Ben bunu bırakmam. Zehir damardan. Tabii direkt girdi bana. Ben bunu bırakmam dedim. Ben bunun peşini bırakmam. Bu çok hoş bir şey. Evet. Velhasıl kelam kestik, buraya kadar geldi mesele. Peki abi, daldan dala atlıyoruz. Senin, en güzel, en sevdiğin. Senin kendini beceriksiz hissettiğin ya da sahnede beceremediğin, ah ya olmadı şu anda falan dediğin bir anlar oluyor mu? Ve, olmaz mı ve ya? Ve bu duyguyla nasıl baş ediyorsun? Bu da oyunculuğun belası olan. Belası tabii, yani bu şey tabii, yani akort kaçıyor. Aha. Sazın böyle belli bir süre çalmayınca biliyorsun. Aha. Gevşer onlar. Sonra bakarsan başka başka sesler çıkar. Evet. Yani akortlu olmak lazım hep. Evet. Müzikal oynayacaksan müzikal, evet, akortlarına uyacaksın. Kalkacaksın her gün. Hmm. Ses çalışacaksın. Kulağını geliştireceksin. Hmm. Sesini geliştireceksin. Hep akortlu olmak lazım. Benim de zaman zaman kendimi tabii ki daha iyi olabilirdi diye, evet, eleştirdiğim, hayıflandığım anlar oluyor. Peki olmaz bu duyguyla nasıl baş ediyorsun abi? Ya da yıllar içinde bu duyguyla baş etmenin yollarını buluyor mu bir şöyle, aktör? Şöyle, buluyor. Neden buluyor? Çaresizlik çok önemli bir motivasyon. Hı hı. Eğer insanın başka bir çaresi yok gibi bir yerden bakarsa meseleye, ya olacak ya olacak. Tam bakmak lazım. Ya olacak ya olacak seni, evet, çok sıkıştıran bir şey. Eyvallah. O zaman çok büyük bir kamçı görevi görüyor. Ha, yeteneğin yoksa ne kadar titizlenirsen titizlen, o da olmuyor. Olmuyor. O da ayrı bir şey. Evet. Abi bir karakteri canlandırırken hangi süreçlerden geçiyorsun? Arkadaşlar sormuş. Tamam. Arkadaşlar sormuş. Kim ona? Çağır. Ben daha çok hep öyle yaklaşıyorum rol çalışmalarında. Yeni bir karakterle karşı karşıya kaldığımda önce yürüyüşünü, vücudunu bulmaya gayret ediyor, formunu. Yani nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, nasıl bir tartımda yürüyor. Şimdi eğer o vücudu, yürümeyi falan, o şeyi bulursan, postürünü, onun içinden doğru ton çıkacağını, yani, düşünüyorum. Önce tavrını arıyorsun. Tavrına bakıyorum biraz. Mesela şeyde, mesela bununla çok meşgul olmuştum. Bir film için bir zihinsel engelli oynayacaktım. İzledim. Çok bir tarihte özür dilerim diye. Teşekkür ederim. Mesela orada 2 sene ben o zihinsel engelli kardeşlerimizin eğitim aldıkları kurumlara gittim. Evet. Hepsini tek tek, o da büyük bir skala, geniş bir, evet, skala. Çok çeşitli skalası. Onlardan birini modellemek, kendime karar vermek zorundaydım. O çalışmalar sırasında gördüm, çok çeşitli bir şey var, yani yelpaze var. Birini seçmen lazım. O yüzden de onun önce ben bakışını, duruşunu, tavrını, evet, halini aradım. Onun içinden de doğru tonu sonradan bu arada buldum. Ortak kardeşimiz Gökhan. Evet, Gökhan, ortak kardeşimiz. Doğru. Biz kardeşe girdik. Ortak. Gökhan da çok güzel oynamıştı orada. Yani. Evet, evet, Gökhan da iyi oyuncu zaten yani. Evet. İyi oyuncu. Evet. Dediğim gibi şey, benim için önce bir vücudunu, tavrını aramak var bende. Ama bu şey anlaşılmasın. Hani Stanislavski eğitim metodunda aynadan çalışılır, aynadan diye öyle şeyler vardır. Öyle bir şey artık biraz şey kaldı, out kaldı yani bizim modern dünyamızda. Daha içeriden çıkarmakla ilgiliyiz daha fazla. Evet. Metotlar, şeyler de değişti. Oyunculuk yaklaşımları, metotları da değişti. Yani benim söylediğimi böyle Stanislavski'nin önermesi gibi dışarıdan bir şey aramak gibi anlamasınlar. Aha. Öyle anlaşılırsa doğru bir yere gitmez benim söylediğim. Eyvallah. Ben sadece vücudunu, yani şeyini, formunu bulursam onun içinde ben de. Yani aslında böyle bir şeyin içine girmeye çalışıyorum ben. Anladım. Yani onu böyle bir elbise ama içi boş gibi düşünüyorum. Onun içine ben nasıl girerim? Onun içine girersem onun içinden de doğru ton ve oyun çıkar diye bir yol haritası izliyorum. Abi sahnede yaşadığın, hiç unutamadığın, bu zor duruma düşmek de olabilir, herhangi bir aksilik. Her akşam. Canım oraya girme. Ondan çıkamayız. Abi Türk tiyatrosunun bugünkü durumu hakkında ne düşünüyorsun? Eskiden mesela özel tiyatro sayısı çok azdı. Belli başlı tiyatrolar vardı. Şimdi illi ufakta birbirinden çok farklı salonlarda. 40 kişilik, 30 kişilik, bazen bir evin salonunda, hı hı, bazen merdiven altında, bazen geniş bir yerde, bazen sokakta. Alternatif oyunlar. Birçok oyun yapılıyor, birçok oyun yazılıyor. Bu konuda senin fikirlerin, şimdi, bakış açın nasıldır? Tiyatro sanatı Türkiye'de ilgili olanların bileceği bir şeydir muhakkak. 60'lı yıllarda altın çağını yaşıyormuş. Her akşam İstanbul'da 300 oyun perde açıyormuş. 300. Çok büyük rakam. Bu çok büyük rakam. Yani nüfus oran. Çünkü televizyon henüz yok hayatımızda. Başka türlü bir hayat var. Hı hı. Dünyada da öyle aslında. Televizyon olmayınca hiçbir yerde yok zaten. Dolayısıyla bu televizyon gibi büyük kitleleri eve ve kendine bağlayan şeylerin
olmadığı dönemle televizyondan sonraki dönemi ayırmamız gerekiyor. Tiyatro sanatı her zaman kan kaybetti diye konuşulur. Televizyondan sonra kan kaybetti, sinemayla kan kaybetti ama tiyatro ne kadar kan kaybederse kaybetsin kendi küllerinden doğmaya her zaman muktedir oldu. On binlerce yıldır var ve var olmaya da devam edecek. Bu bir kehanet değil, bu bir fact İngilizcesi yani bir gerçek. Tiyatro sanatı diğer bütün disiplinleri kendi bünyesinde barındırabilen tek sanat. Yani içinde dans var, müzik var, mimari var, dekorasyon var, dekor var, efendime söyleyeyim oyunculuk var. Yani bir sürü disiplini kendi bünyesinde birleştirdiği için olağanüstü bir sanat. Bir de biricik, o anda yapılan, tüketilen, aynı anda seyircinin gözü önünde yapılan bir şey. Tekrarı olmayan bir şey. Çok yaşayan bir şey tiyatro. Organik bir şey. Şimdi bugüne gelecek olursak, bugün çok mutlulukla izliyorum ki tiyatroya ilginin çok arttığını, hem izleyenler açısından tiyatro salonlarını bütün genç arkadaşlarımız, tiyatro severler koşarak dolduruyorlar. 40 kişilik oyunlar, 50 kişilik oyunlar, büyük oyunlar, küçük oyunlar, atıyorum merdiven altı tiyatrolar, yani nereden bir 3 kuruş parayla bir yer bulabilirlerse orayı tiyatro haline getirmek, o kadar sevdalı bir şekilde bu mesleğin mensubu olmak, bunlar çok saygın şeyler. Ben şu anda Türk tiyatrosunun içinden geçtiği dönemi güzel, parlak bir dönem olarak görmek istiyorum. Öyle okuyorum. Ben de öyle bakıyorum. Öyle okuyorum. Bunda peki dijitalleşmemizin etkisi nedir sence? Dijitalleşmenin olumlu ve olumsuz iki tane ayakta etkisi oluyor tabii ki. Yani şimdi dijital dünya bizim yeni karşılaştığımız bir dünya. Bir kere şunu da kabul etmek zorundayız ki epey bir zamandır biz artık uzay çağındayız. Bu net. Bak her gün Instagram'da orada burada karşıma çıkıyor. Şüphesiz siz de görüyorsunuzdur. Yapacak inanılmaz ya. İnanılmaz buluşlar. Evet. Acayip araba modelleri. Hı hı. Yani hayat acayip acayip ev aletleri. İşimizi çok kolaylaştıran, daha önce günlerimizi, saatlerimizi verdiğimiz şeylerin şimdi dakikalara kadar düşmesi. Bu değişimlerin getirdiği tiyatro sanatı bunlardan da tabii etkilenecek. Hı hı. Tiyatro her şeyden etkileniyor. Tabii. Tiyatro her şey, tiyatronun her şey konusu. Tabii. Hayat konusu çünkü. Peki bu dönemdeki genç meslektaşlarına neler tavsiye edersin? Vallahi disiplin ve şey çok önemli. Bir şeyi kafaya takmak yani ısrarlı ve şeyli olmak. Yani sürdürülebilir diye konuşuyoruz bugün artık. Yani hevesten dışarı çıkıp o mesleğin mensubu olmak için çaba göstermek zorunda. Yani bu yeni bir şey de değil. Bu hep böyleydi. Evet. Her meslek kıskançtır. Kendiyle ilgilenirsin ister. Sen de onunla ilgilenirsen o da sana karşılığını verir. Kader gayrete aşıktır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aynen öyle. Evet. Yani kolay bir şey yok. Bir de Güven abi ilk 35 yılı çok zor diyor. Çok zor. Çok zor. Çok şükür biz kabasını attık. Kendi açımızdan kabasını attık yani. Çok zor gerçekten. Hem kendini tuğla tuğla örüyorsun. Hmm. Sen kendinden bir sanatçı yaratmaya çalışıyorsun. Hmm. Bir yandan başka diğer sanatçı arkadaşlarınla büyük bir competition, büyük bir yarışma içindesin. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani her tarafta seçilmek durumundasın. Biz çünkü seçileniz. Biz böyle dururuz. Sen gel, sen gel derler. Evet. Hani kabaca tarif böyle ettim onu. Abi. Haydi sor. Hayatındaki en büyük ilham kaynağı, oyuncu, usta, sanatçı kimler oldu? Onlara da burada bir selam gönderelim. Vallahi ben konservatuvarda, benim üzerimde emekli olanları da şimdi hatırlayarak söylemeye çalışırım ama ben konservatuvarda talebeyken böyle bir gazete küpürü görmüştüm. Sanıyorum Al Pacino ile ilgili miydi, neydi? Binbir Surat diye bir yazı vardı, başlık atmışlardı. Al Pacino'ydu galiba, Binbir Surat diye. Hı-hı. Şimdi o bana çok feyiz verdi. Yani o aslında çok büyük bir anahtar oldu bana. Binbir Surat meselesi. Aslında bizim işimizin özeti bu. Mümkün olabilirse biz Binbir Surat olmak durumundayız. Hı-hı. Bir önce yaptığımız, bir sonra yaptığımıza ne kadar benzemezse o kadar Hı-hı. bu mesleği mensup olarak keyif ve zevk alarak yapıyor oluruz. Hı-hı. Ama bir öncekiyle bir sonraki birbirine çok benziyorlarsa orada bir sıkıntı var demektir. Çünkü bizim işimizin özeti ne? Bizim bu melekemiz geliştiği için oyunculukla bir kas gibi düşün. Nasıl alıyorsun böyle dumbbell'lar, buralar dumbbell'lar şişiyor. O da oyunculuk kasımızla çalıştıkça, farklı karakterleri hayata geçirmeye çabaladıkça o kasımız gelişiyor. Şimdi biz bu değişebilme kasımızı geliştirdiğimiz için bize bir takım insanlar para ödüyorlar. Fatih'cim al bu parayı. Bana doktormuşsun gibi yap. Fatih'cim şimdi al bu parayı, bana pilotmuşsun gibi davran. Hı. Doğru mu? Özet Doğru. bu basitçe. Şimdi biz bu paraları alarak, profesyonel olarak
doktormuş gibi davranıyoruz, piyanistmiş gibi davranıyoruz falan filan. Doktorla piyanist birbirine benzerse olmuyor işte. Orada bir sıkıntı oluyor. O zaman sen her yere değişemeyerek aynı şeyi taşıyıp koyuyorsun. Patates baskısı. Baskısı işte konuştuğumuz gibi yani cepten yemeğe de müsait bir karakteri olduğu için oyuncuların çoğunluğun hepimizin yani. Kendimi dışında tutmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla ekstradan çalışmak gerekiyor. Bertolt Brecht'in bir şiiri var. Çıkın gün ışığına değişebilenler diyor oyunculara istinaden. Yani bizim işimizin ez cümle özeti değişebilmek. Biz değişebildiğimiz, hızlıca değişebildiğimiz için bize para ödüyorlar. O zaman yani benim ilham aldığım yani Al Pacino'nun o röportajı benim kafamı çok açtı. Harika. Ya yani birbirinden farklı kırılıklara bürünebilmenin peşine düştüm. Peki abi şu anda hayatta olsalardı kimlerle aynı sahnede ya da aynı sette olmayı çok isterdin? Yani yurt dışından gene böyle yani Dustin Hoffman'larla falan aynı setlerde oynamak bir heyecan verici olurdu. Ne bileyim belki Sir Lawrence Olivier ile oynamak heyecan verici olurdu. Bizden. Eskilerden var tabii yani. Neydi o bizim babalardan, onun müthiş bir duygusu var. O Sitella diye konuşur ya. Yıldırım Erhal. Yıldırım Erhal. Yani mesela onlar da çok gürül gürül aktörler yani. Hani öyle gürül gürül oynayan oyuncuların yanında olmak, onlardan feyz almak, karşılıklı oynamasam bile küçücük bir rol oynamak dahi, onlarla bir arada bulunmak dahi bana çok ilham verebilirdi. Peki Sadri Alışık, Vahiy Öz. Onlar da tabii onlar da öyle hakeza çok... Nevi şahsına münhasır oyuncular, Vahiy Özler falandı. Ben ya, bizler bir tane var diye. Sadri abi de mesela, Sadri Alışık da döneminin önemli fenomenlerinden bir tanesi. Bir kere en büyük esbab-ı mucizesi kendi sesiyle oynuyor o dönemde. Çünkü şimdi yanlış bir şey anlamasınlar diye de özenle seçiyorum izleyenlerimiz konuşmalarımda kelimelerimi. O dönem öyle bir dönem yani dublajlı dönem ve de hep... Dublajda da tumturaklı tiyatro sanatçılarına yaptırmışlar. Sinemadaki olan aktörler ve aktrisler de öyle bir meziyet beklenmemiş dahi. Ama aslında oyunculuk fonetik ve vizüel bir sanat. Yani hem göze hem kulağa hitap eden bir iş yapıyoruz. İkisi bir arada. Şimdi burada onlar bir dönem sırf göze hitap etmişler. Kulağı da tiyatrocular doldurmuş zaten sesleriyle. Peki abi sana en çok ne tarz oyunlar ve oyuncular heyecan verir izlerken? Ne tarz oyunları görmekten büyük keyif alıyorsun? Ben hayat gibi her şeyin birbirinin içine geçmiş halinden çok keyif alıyorum. Yalnızca komedi, yalnızca dramatik değerler değil, kahkaha atarken onun gözyaşına dönüşmesine, gözyaşı içindeyken oradan kahkahaya bağlanmasına daha meftunum diyebilirim yani. Bu beni daha etkiliyor. Etkiliyor. Hayat gibi çünkü. Evet. Mevsimler gibi. Hep yaz değil, kış da değil. Baharlar var. Yani hayat gibi olması beni daha çok mutlu ediyor her zaman. Evet. Ama baştan sona altımıza işleyeceğimiz bir komedi, onu da severim. Evet. Ayrı. Ama öbürü bana daha lezzetli geliyor. Öyle şeyler. Damlana yani. Daha çok. Yani güzel. Evet, yani böyle çok ağlanacak bir şeyi gülerek anlatmak da bana çok dramatik geliyor. Peki Güven abi, sahnede en çok neyden ödün kopar? Neyden çok korkarsın? Sağlıkla ilgili bir şey olup da sahne üzerinde bazen tık nefes olabilirsin, bir şey olabilirsin falan filan, onlardan çok tırsıyorum. Yani Senan lafını söyletemeyecek bir öksürük krizleri, bilmem ne, onlar beni çok tırstırıyor. Belki de yeni geldi bunlarda. Bazen böyle bir öksürük krizi oluyor filan. Geçen bir oyunda, evet öyle bir şey oldu. Çok sağ ol. Yani şimdi sekresyonu atmaya çalışıyor ciğerlerinden o şeyleri, mukusları. Onları atmak için de arka arkaya bazen yapıyorsun. Bunun başının sahnede başına gelmesi... çok şey oluyor. Sıkıcı. Zorlanıyorsun yani. Evet. Karşı taraf da senin öksürüğünü bekliyor arkadaşın, oyuncu arkadaşın. Sen de keyfinden de gidiyor. Tabii beni en tedirgin eden şeyler bunlar oluyor. Yoksa tiyatronun içinde hayat gibi. Evet. Zaten Erkan abiyle biz her zaman antrenmandayız. Her çıktığımız oyun macera. Her şey olabilir. Evet. Ama o öksürük tıksırık ya da şeyle ilgili, sağlıkla ilgili bir şey benim şey yapıyor. Çok sevdiğin, geçmişte içinde uhde kalan ya da en çok oynamaktan keyif aldığın rol neydi? Bir de geçmişte izlediğin, zihninden unutamadığın, belki de hatta mesleğe başlamana da sana yol açan oyun, film. Film için ve tiyatro için ki ayrı şey söyleyebilirim, ayırarak onları. Tiyatro için, vallahi ilk işte başladığımdaki amatör heyecanımı hiç unutamıyorum. Cengiz Han'ın bisikleti oyununda Cengiz Han oynadım. Lise arası tiyatro şenliğinde. Okul olarak katıldık. Ben orada en iyi erkek oyuncu ödülü almıştım falan. Yani onlar tabii çok insanı yönlendiren şeyler, çok mutlu eden, motivasyon eden şeyler, çok omurganı dikleştiren şeyler, çok daha fokus olmaya seni iten motivasyonlar. Onlar benim hayatımda tabii çok özel bir yerdeler.
profesyonellik öncesi, o büyük heyecanlar. İşimi her zaman hep büyük bir heyecanla yapmaya çalıştım. Ama tabii biraz artık esnaf ve sanatkarlar odası tarafına da geçmiş durumdayız. Yani artık şeyiz yani tabii profesyonellikten kaynaklı. Bir sürü parametreyi aynı anda düşünüyoruz. Eskiden yalnızca büyük bir heyecanla onu oynamayı düşünüyorduk. Sadece oyunculuğa kalsak iş kolay. Doğru. Bin türlü şeyle uğraşıyoruz. Sen bunun en büyük örneklerinden birisin. Tiyatro sanatı yapmanın peşine bütün varlığınla düştüğün zaman çok yoruluyorsun. Hocam. Aslında hepsi ayrı ayrı departmanlar. Sadece Fatih Koyunoğlu çıkıp aktörlük yapmalı. Mümkün olsa. Evet, keşke. Ama olamıyor. Evet. Ama ne yapacağız? Buna mı hayıflanacağız? Yok. Olamıyor diye. Akış. Duran her şey bozulur. Duran su bozulur. Hep akışta olmak lazım Fatih bence. Çok güzel. Öyle baş öğretmen tavrıyla konuşmayı yok, da hiç sever biri değilim. Çok bilirsin beni. Yani bilirim. Yani hiç öyle bir şeyim de yoktur. Sadece ben şey olarak, kronolojik olarak sizden daha önce doğdum diye yalnızca. Yani biraz daha yol yürümüş olmanın verdiği bir takım donanımlar, deneyimler oluyor. Ben onları paylaşıyorum. Evet. Yoksa kimse kimseden üstte altta öyle bir durum yok. Bir kere oyunculukta ustalık diye bir şey de yok. Çünkü ustalık zanaatte olur. Hep aynı şeyi yaptığın için. Koyarlar önüne bakır tık 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 tık. Aa ne güzel yapmış usta deriz. Hep aynı şeyi yaptığı için onu ustalıkla yapar. Biz hep aynı şeyi mi yapıyoruz? Şimdi çağırıyorlar. Meçhul Paşa'da bilmem ne oyna. Hadi bakalım becereceğim mi? Sonra oradan çıkıyoruz. Bilmem nerede. İstanbul'da gelin de bilmem ne oynar. Şimdi orada başka türlü senkoplu atıyor bunlar. Yani ustalık nasıl olsun? Patates hep aynı şeyi yapıyorsan işin rahat olur değil mi? Patates baskı yapıyorsan onun en iyisini yaparsın. Ustaca yaparsın. Ama oyunculukta ustalık diye bir şey yok. Çünkü her seferinde yeniden başarıp başaramama noktasında duruyorsun. Her seferinde yeniden başarıp başaramama noktasında duran böyle tehlikeli bir iş. O zaman hep bitmeyen bir okul diyebilir miyiz? %100 öyle. Öyle bir şey. Bu biten bir yolculuk değil. Evet. Aslında güzel de bir şey. Bitse ne olacak? Yolun kendi güzel. Evet. Güzel olan yoldur. Evet. Vardığımız yer değil ki. Abi son olarak adımız Hayali. Tiyatro Hayali. Tiyatroya da... Hayali nereden geldi tiyatro Hayali? Hayali abi... Sen bana, ben sana sorayım hadi. Bunu nasıl, neden böyle bir isim koydun? Hayali Karagöz... Koydunuz, affedersin. Karagöz oynatıcısının... Evet, biliyorum. Hayalidir. Tiyatroda hayal kurmaktan, yani tiyatro hayali, genel bütüncül bir tiyatro hayalimiz varı temsil ettiği için... Çok güzel. ...bir hayali. Bir de oğlumuz Ali var. Hayali ona, Ali. Hay Ali, hay Ali derken hay, hayali. Çok güzel. Bunu anlatmış mıydın bir yerde? Hiç bunu şey yapmış mıydın? Eş dost arasında anlatıyorum. Ama belki. Böyle bir yayında bir yerde hiç yoktu değil mi? Belki Ece sormuştu galiba bir kere de. Ece Sarıvan. Ha, onu da söylemiştiniz. Belki onu da söylemiştiniz. İşte sevgili seyirciler, Ece'yi kaçırdıysanız bu programda da Fatih'e ben sordum. Burada açıklamış oldu bir kere daha. Son, tiyatroya dair en büyük hayalin nedir abi? Bundan sonrası için. Bundan sonrası için gerçekten biraz böyle şeyler yapmak istiyorum. Daha büyük, konvansiyonel, yani 5000, 10.000 seyircili Brecht'ler, büyük böyle bazı politik oyunlar. Aha. Ama böyle büyük araç gereçlerle yapalım. Büyük kitlelere gidelim, oynayalım istiyorum. Böyle koca koca oyunlar olsun. Turneleri olsun bunların, böyle yurt dışına falan. Böyle hayaller kuruyorum ben de. Zaten 40 yıldır, neredeyse 40 yıla yakında tiyatro yapıyorum ben yani. Konservatuvardan beri, hatta onun öncesinden beri. 100 kişi, 3 kişi, 500 kişi, 1000 kişi hep oynadık. 2000 kişiye de oynadık. Şimdi ben istiyorum ki böyle... Daha geniş kitle. Evet ama şey olsun yani. Evet. Büyük dünyalar kurulsun. Aha. Bir show gibi olsun böyle ama sözü de olsun. Oradan gerçekten 2 saat sonra hem bir şey öğrenmiş olarak, bir şeyi daha doğrusu kavramış olarak ya da bildikleri bir şeyi yeniden hatırlamış olarak ve de çok keyifle, eğlenceli bir iki saat geçirmiş olarak oradan çıksınlar. Evet. Bunu murat ediyorum yani, hayal ediyorum. Sizin oyunlarınızda da bunu mesela çok görüyorum ben. Sizin yaptığınız öyle başarılı işler var ki, öyle büyük metinlere böyle çok küçük kadrolu dokunuşlar, oralara indirilen dramaturjilerle böyle ne bileyim 15 kişilik oyunu 7 kişiyle yapmak gibi, 5 kişiyle yapmak gibi ama oyuna bir takla attırmak dediğim böyle amiyane tabirle. Öyle bir dramaturjik yaklaşımlarla yapıyorsunuz. Onları hayranlıkla izliyorum mesela. Bunları daha da büyütür müyüz? Daha da kocamanlaştırır mıyız? Onun peşini hayalindeyim ben de. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür yabancı yedin. Ağzına sağlık. Teşekkür yabancı yedin. Hem bize hayallerini paylaştın hem deneyimlerini paylaştın. Çok kıymetli. Estağfurullah. Çok sağ ol. Sağ ol abi. Rica ederim. Aklım erdiğince, dilim döndüğünce söyledim. Sürçülisan ettikse affola. Kulis hayalde bugün Güven Kıranç'ı... Güvenç Bey. Güvenç Bey.
Kocaeli'de geldi bugün. Kimdi abi? Ne Kıraç mı? Neyse siz anladınız anlayacağınız. Bu arada şimdi kişi kendi terzi söküğünü dikemezmiş. Şimdi insan da kendini böyle şeyler söyleyemez. Onun yerine ben söyleyeyim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi o kendi kendine söyleyemez. Ben biliyorum. Tanıyorum. Kardeşi tanımaz mı insan? O söyleyemez kendini. Utanır, çekinir. Utanacak bir şey yok oğlum. Abone olacaklar. Seyredecekler ki sen de bunu yapmaya, konuklarını artırmaya, devam. 1'i 3, 3'ü 5, 5'i 7'yi yapmaya devam edebilirsin. Evet abi. Kimse seyretmezse biz kime yapıyoruz ya? Kime yapıyoruz? Lütfen rica ederim. Evet. Seyredin. Like'layın. Şöyle falan filan. Güvenç Kıraç. Ne? Güvenç Kıraç. Pislik.